Nereye geldim ben? Çok yürüdüm, o yüzden kayboldum sanırım. Doğru söyledin. Çok ileri gittin ve yolunu kaybettin. Mahir, iyi ki beni buldun. Ne oldu Bela? Bana bakamıyor musun? Beni aradığına inanamıyorum Mahir, hem de bu havada. Ne yapsaydım? O kadar karanlıkta bıraktın ki beni artık karanlıkta bile rahatça görebiliyorum. Onunla mı beni buldun? Boş ver bunu Bela. İlk önce sen beni bir dinle. Çok utanmaz birisin. Bana yalan söyledin, kandırdın, kullandın. Kardeşimi öldürdün. Ve hala bana suçsuz olduğunu söylüyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun Bela? Beni suçlayacaksan suçla ama ilk önce beni dinlemelisin Mahir. Aptallığımdan bu kadar mı eminsin yoksa? Sana inanacağımı mı sanıyorsun? Hayır, inanıyorum ki beni dinlemeden bir karara varmayacaksın Mahir. Her iki tarafı dinledikten sonra karar vereceksin. Dinliyorum. Ama bir katili asla dinlemeyeceğim. Ne kadar kötü olduğunun farkında mısın? Ben daha kötüsünü yaşadım Mahir. O geceyi hatırlıyor musun? Villanın yanındaki arazide yaşanan geceyi. Kardeşlerin kendini kaybedecek kadar içip seni yardıma çağırdı. Onunla bunun arasında bir bağ... Hatırlıyorsun öyle değil mi? Hatırlıyorum. Ne oldu o gece? Ne oluyor burada? Ne oldu hadi söyle. Bir yılan vardı, öldürdük onu. Bir yılanı öldürdüler, öyle değil mi? Evet. Sana yalan söylediler. Çünkü o gece öylesine bir yılanı öldürmediler, Vikrant'ı öldürdüler. Ne? Vikrant. Benim çok eski... İlk aşkın, değil mi? Ondan dinledim bu hikayeyi. İlk aşkınmış Bela, bunu bana bütün detaylarıyla anlattı. Burada aşkımdan bahsetmiyoruz. Ona yapılandan bahsediyorum. O karanlık gecede senin katil kardeşlerin ona ateş ettiler ve benim kıyafetlerimi yırttılar. Ben mi utanmazım? Bana utanmazlığı kardeşlerin gösterdi. Herkes gördü orada. Sadece Bultu ve Pratam katılmadı. Anu da bunun bir parçasıydı. Bir kadın olduğu halde her şeyi izledi. Bütün bu olanların arasında Vikrant orada beni kurtarmaya çalışırken vuruldu. Ama ölmedi, hayatta. Onu sonradan öğrendim. Önce dinle beni. Benim gözlerimin önünde vurdular Vikrant'ı ve ben bütün dünyamı, her şeyimi kaybettiğimi düşündüm. Ama başka bir şey daha istediler ve alacaklardı da. Sen oraya zamanında gelmeseydin alacaklardı. O yüzden intikam almaya geldim. Seninle tanıştıktan sonra evlendik. Sonrasında ben onları öldürmeye başladım. İntikam için. Öldürdükleri için mi yani? Evet, o yüzden. Neler yaşadığımı anlayamazsın sen Mahir. Evet, onu anladım. Haklısın.
Yani bana hak veriyor musun, öyle mi? Hayır. Kardeşlerimi ve arkadaşlarını tanırım. Bazen akılları başında olmaz. Saçma ve yanlış hareketler yapabilirler. Saçmalıyorlar bazen. Ama senin yaptığını doğru kılmaz bu, tamam mı? Eğer orada bir suç işlendiyse polise gidebilirdin, araştırırlardı ve sonunda suçlu oldukları bulunurdu ve cezalarını çekerlerdi. Böylece adil bir şekilde ben de seni desteklerdim. Onların hatalı olduğu bir durumda onlara destek olmazdım. Senin yanında olmayı seçerdim Bela. Ama sen bunu yapmadın. Sen onun yerine kendin adalet dağıttın. Çünkü anlayamazsın Mahir. Anlat o zaman bana. Anlat, hadi anlat. Vikrant hayatta olduğunu öğrendikten sonra bile oyununu oynamaya devam ettin sen. Seni durdurmaya yetmedi. Yine de öldürmeye devam ettin. Hiç durmadın Bela. İntikam aldın. Çünkü o benim ilk aşkımdı Mahir. Vikrant'ı desteklemiyorum ama o akşam olanlardan sonra seni elinde silahla görünce Vikrant'ın öldüğü o gece gerçek suçluyu gördüğümü sandım. Ama yanılmışım. Ben zannettim. Sen o yüzden bunca süredir benimle birlikteydin değil mi? Yani intikamını almak için. Evet. Hayır. Öyle sandığın gibi olmadı. Seninle geçirdiğim sürede ve seni tanıdıkça öyle biri olmadığını anladım. Birini öldüremeyeceğini fark ettim Mahir. O zaman bunu fark ettiğinde durman gerekirdi. Bütün bunlara bir son vermen ve daha fazla kan dökmemen gerekirdi Bela. Neden durmadın Bela? Neden devam ettin? Beni yanlış anlıyorsun Mahir. Bugün seni çok iyi anladım ben Bela. Neden Vikrant döndükten sonra bana ya da polise gitmediğini çok iyi anladım. Çünkü senin de hoşuna gidiyordu. Yapmaya devam etmek istedim. Bütün plan bu. İnsanları öldürmek senin de hoşuna gitmeye başlamıştı. Kendi ellerine intikam almaya bayılıyordu. Ama tebrikler. Çünkü başardın ve istediğini aldın. Artık hiçbiri hayatta değil. Hem de senin sayende yaşamıyorlar. Ve bunu ben de yaşayacağım. Çünkü artık sen intikamını almış oldun. Artık ben de yaşayamam. Bu bildiklerimle hayatta kalamam Bela. Artık buna dayanamam. Bildiklerimi kaldıramayacağım Bela. Mahir. Zaten ölen bir daha ölmez Bela. Tebrikler. Hayır Mahir. Hayır Bela. Yeter lütfen, yalan söyleme. Bana yalan söyleme artık Bela. Sana kendi hayatımdan daha çok güveniyordum. Ve sen onu benden aldın. Ama hayır. Bu benim hatam. Bela, evlendikten hemen sonra eve geldiğimizde mutsuz olduğunu gördüğümde tek düşündüğüm seni mutlu etmek için ne yapabileceğimdi. Ne yapsam Bela'nın yüzünü güldürebilirim, nasıl onu iyi hissettirebilirim diye düşündüm. Ne yapsam mutlu olur dedim. Ve sadece seninle birlikte mutlu bir hayatın hayalini kurdum durdum ben Bela. Bunu düşündüm sadece. Seninle benim aramızdaki fark da işte bu Bela. Ben bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça sen onları mahvettin. Mutlu musun artık Bela? Başardık işte. Her şey mahvoldu. Bela, beni de kandırdın. Bunca zamandır gözlerimin içine baka baka yalan söylüyormuşsun Bela. Ailemizi öldürmüşsün, anlayamıyorum Bela. Nasıl yaptın Bela? Bunu bana nasıl yaparsın Bela? Böyle bir şeyi yapmaya vicdanın nasıl el verdi, söyler misin? Öyle değil Mahir. Senin için hissettiğim her şey gerçekti ve kalbimden geliyordu. Kandırma beni artık. Mahir Seygal o kadar da saf biri değil. Söylediğin her şeyi araştıracağım Bela. Bult ve Pratam'a her şeyi soracağım detaylarıyla. Eğer dediklerin doğruysa seni şikayet etmeyeceğim ama hayatımdan çıkacaksın. Anladın mı Bela? Gideceksin. Artık benimle kalamazsın. Bela Sharma ve hakkındaki her şey yalanmış. Unutma bunu. Seni polise götüreceğim ve cezanı çekeceksin. Sonra da hayatımdan çıkıp gideceksin. Seni asla affetmeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim Bela. Hayatımdan çıkacaksın. Mahir, beni böyle bırakamazsın. Lütfen, Mahir lütfen. Hayır, Mahir'i böyle bir tehlikeye sokamam. Buradan gitmeli. Ben onları hallederim. Nereye kaçacaksın? Yakaladık seni. Bakın, sizinle bir derdim yok. Bırakın beni. Yılan kristali nerede? Söyle asla hemen. Hemen söyle, yoksa... Yoksa ne? Ha? İstediğinizi yapın. İsterseniz öldürün ama kristalin yerini asla öğrenemeyeceksiniz. Öğreneceğiz. Bu yüzden seni öldürmeyeceğiz. Onu öldüreceğiz.
kendi hayatından daha çok sevdiğini. Eğer Mahir'in kılına zarar gelirse, gazabımdan korkun. Asıl seni korkman lazım. Ondan kork. Bu o yılan. Beni kaçırıp bana saldıran ve bağlatan yılan. Kristal nerede söyle. Yoksa Mahir'ini öldüreceğiz ya da onun önünde gerçek formunu göster hemen. Mahir ölecek demek bu. Evet. Söyle hemen yoksa ölecek. Mahir'in ölecek. Mahir arkanda. Polis, adalet, bunlar insanlar için. Normal insanlar böyle cezalandırılır. Ben insan değilim. Sen yılansın. Şekil değiştiren yılan. Vikrant nerede? Yuvi'nin odasında da değil. Mahir bu evdeki insanlara ne kadarını anlattı acaba? Bir şey anlayamıyorum. Umarım bir şey bilmiyorlardır. Umarım onlara bir şey dememiştir. Burada ne oluyor anlamıyorum bir türlü. Anne, sabahtan beri seni arıyorum. Nereye gittiniz? Beraların evine gittik. Anne ne fısıldaşıyorsunuz? Söylesene neredeydiniz siz? Lütfen. Yalan söyleme. Lütfen gerçeği söyle artık anne. Bir terslik var. Söyle bana. Arşi sende Reha'nın numarası vardı değil mi? Onu arasana. Evet aslında bir süredir arıyorum ama artık telefonu kapandı. Bu yüzden ulaşamıyorum. Ne oldu? Anne, baba ne oldu söyler misiniz lütfen? Ne oldu artık söyleyin. Kızım biz birkaç gündür... Lütfen. Endi saklayarak ne kazanacağız? Daha da endişelenecekler. En azından gerçeği söyleyelim. Anne lütfen söyler misin? Anne, her şey yolunda mı?
Uyku, rahatla, önemli bir şey değil. Elimizde bir kanıt yok. Ama bu evde tuhaf bir şeyler oluyor. Sürekli birileri kayboluyor ve onlara ulaşamıyoruz. Endişelenmeye başladık. Evet, evet, doğru. İlk Daksh, sonra Rehan, Polo bile. Hepsi bir anda tatile gittiler. Hatta Yuvi yurt dışına gitti. Ama neyse ki Yuvi geri döndü. Değil mi? Kesinlikle çok tuhaf. Çok değişik böyle olması. Nesi bu kadar tuhaf? Ne diyorsunuz siz? Açıkça söyler misiniz artık? Lütfen, dayanamıyorum. Kuhu, Kuhu, bir saniye canım. Önce bir otur, tamam mı? Hayır anne. Oturmak istemiyorum. Ne demeye çalışıyorsun? Söyleyin artık. Öğrenmek istiyorum. Hadi söyleyin. Kuhu, Mahir bize dedi ki bunca zamandır olan her şey biri tarafından bilerek yapılmış. Yani bu olanlar, biri bunları bilerek yapıyormuş ve o belaymış. Ne? Bu yüzden bize yakın olan herkes ortadan kayboluyor. Aynı Bayan Mithal Anu gibi. Olamaz. Haklıymışım. Ben söylemiştim. Mahir doğruyu söylüyor dedim. Her şeyi Bela yaptı. Bela bunları bizden intikam almak için yaptı. Hem de hepsini. Sakinleş lütfen. Neyse ki Bela'nın yılan olduğunu bilmiyorlar. Okaran hala komada, hastanede. Nedir bu? Aman tanrım. Pola Kolkata'ya hala daha ulaşamıyoruz. Nedir bu? Hatta nerede Daksh da hiç ulaşmamış. Arkadaşlarından mesaj geldi. Hiç kaza geçirmemişler ve karşılaşmamışlardı. Mahir her zaman haklıydı o zaman. Bunun suçlusu Bela. Ama neden intikam alıyor ki bizden? Kuhu, sakin. Anlayamıyorum bunu. Kuhu. Anne, ben her zaman bu kızda bir terslik var dedim. Anu da katılırdı bana. Olamaz. Arkadaşlarımız nerede? Eğer olmaları gereken yerlerde değilseler neredeler peki? Bela neden bizden intikam alıyor anne? Kuhu, sakin. Neden, bilmek istiyorum Kuhu, artık. Kuhu lütfen sakin ol, bebeğini düşün. Sakin mi? Böyle bir durumda mı sakin olayım? Bela nerede? Bir sonraki planı ne? Ve hedefi kim? Anne, o kız hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Kuhu, ne yapıyorsun? Mahir gibi kanıtın yok senin de. Anne, hala kanıt mı istiyorsun? Her şeyi göremiyor musun? Gör artık, Bela nerede? Kardeşi Juhi nerede? İkisi de kimliklerini öğreneceğimizi biliyorlardı. O yüzden kaçtılar işte anne. Kuhu, ben kuhu, onu... canım. Kimin tarafındasın? Kimin tarafındasın kuhu dedim. Kuhu, Kuhu, iyi misin? Arçi, arabayı iyi misin canım? Kızım, sakin. Ben Arçi, arabayı getir. Tamam, iyiyim ben. İyiyim. Hadi. Hadi gelin, gelin. Hadi yürü. Arçi, arabayı gelin çalıştır. Tamam kızım, tamam. Mahir. Beni durdurmaya çalışma, tamam mı? Eğer ben seni kabul etmiyorsam, senin gerçek yüzünü gördüğüm için değil Bela. Sen insan ya da yılan ol, fark etmez. Yine de severim ben. Bela, benim için önemli olan sana karşı olan sevgim. Bela, seven insan için en önemli şey sadece sevgisidir. Gerisi boş Bela. Başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Hiçbir şeyin. Seni böyle kabul ederdim ben. Kabul ederdim. Her şeyi kabul ederdim. Ama sen beni kandırdın Bela. Bana yalan söyledin sen. İşte bunu kabul edemem. Bütün hatalarını kabul edebilirim ben Bela. Ama yalanı kabul edemem. Thank you.
Yavaş, sakin yavaş. Ol, tamam. Tamam, tamam. Arabayı çalıştır. Git sen. Tamam, yavaş. Hadi, hadi. Tamam. Hadi, tamam, dikkatli. Sakin. Alo. Alo, Vişaka. Vişaka, her şey bitti. Mahir benimle ilgili gerçeği öğrendi. Her şey bitti. Beni terk etti Vişaka. Eve gitme diye aradım, gitme. Gitme sakın. Mahir senden önce varabilir ve ailesine benim yılan olduğumu söyleyebilir. Eve gitme sakın. Hadi hızlıca, çabuk. Ne oluyor Vişaka, her şey yolunda mı? Ne oluyor? Hayır, kuhunun sancıları başladı. Hastaneye gidiyoruz. Gazla, hadi yetişmemiz lazım. Ben de geleyim mi? Hayır hayır, endişe edecek bir şey yok. Ambulansla gitmiyoruz. Arabayla gidiyoruz. O bu haldeyken evde kalmanın bir anlamı yok. Bana gelme mi diyorsun yani? Evet evet, doğru doğru. Bebeğin gerçek amcası burada değil. Ve sahte amcası da Bela. Vikrant? Evet, doğru. Bu arada seninle konuştuğum iyi oldu. Hastalığını atlattığına gerçekten çok sevindim. Havalar kötü bu ara. Dikkat et kendine. Neyi kurtaracaksan hızlı kurtarmalısın. Anladım. İyi misin? İyi misin? Tamam, geçti. Tamam, tamam, iyi olacaksın. Vikrant nerede bilmiyorum. Veya Mahir. Hayır doktor, bu nasıl olabilir? Biyomum ölemez. Biyomum ölemez. O ölemez, hayattaydı, kontrol ettim. Bu olamaz doktor. Özür dilerim efendim. Kendisi kalp krizinden ölmüş. Toparlayamamış kendini. Eğer birini çağıracaksanız biz size yardımcı oluruz. Biyomum ölemez. Anne! Tamam yavrum, geçecek. Tamam, sakin ol. Yanılıyorsun Sumitra. Geçmeyecek. Sizin yüzünüzden ben oğlumu kaybettim. Biyomu kaybettim. Bunu ödeyeceksiniz. Oğlum, lütfen doktoru çağır. Ben çağırırım. Lütfen çağır. Tamam. Hiçbir doktor sizi benim elimden kurtaramaz. İlk öncesinde Bela'dan yılan kristalini istiyordum sadece, ama artık her şeyi alacağım. Oğlumun cesedi üstüne yemin ederim ki sizden her şeyi alacağım. Sadece Bela şekil değiştirmiyor. Hepinizi öldüreceğim. Elimden kurtulamayacaksınız. Size yapacaklarımı bilmiyorsunuz. İyi olacak mı? Lütfen dışarı çıkın. Lütfen dışarıda bekleyin. Ben giriş belgesini hadi doldurayım. Hadi lütfen. Mahir neden gelmedi? Onun da gelmesi gerekir. Polis, adalet, bunlar insanlar için. Normal insanlar böyle cezalandırılır. Ben insan değilim. Sen, istersen yılansın. Müzik
kayboldu bu? Bazı detayları doldurmak için yardımınız gerekiyor. Tamam, ben Mahir'i arayacağım. Gel. Efendim? Buldu. Ben çok gerildim. Ne oldu? Mesajını aldım. Sen ne demeye çalışıyordun? Çünkü bence o geri döndü. Detayları henüz bilmiyorum ama doğru. Yani o kazadan sonra geçen günlerde karının başına gelenler, Yuvi'nin gitmesi, Rehan'ın ortadan kaybolması falan. Bunlar çok tuhaf şeyler. Dakshin, Anu'nun kaybolması da. Sana geri döneceğini söylemiştim. Sana söyledim, dinlemedin beni. Sessiz ol. Önemli değil. Geri kalan herkesi uyarmamız lazım. O kadar, tamam mı? Kim kaldı ki? Sen ve Adi kaldınız sadece. Merak etme. Bela, yılan kristalini güvenli bir yere sakladım. Sadece sen ve ben bileceğiz. Sen nasıl diyorsan Peder. Ne de olsa senden daha iyi kimse koruyamaz onu. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eve. Mahir oradadır. Bak kızım, sen kraliçesin ama seni her zaman kızım olarak gördüm ben. Biliyorum. O yüzden bunu bilmem benim için çok önemli. O Mahir, geri dönmen için yeterli bir sebep mi? Ve sen de biliyorsun ki o seni... Affetmeyecek, biliyorum. Ama Peder, şu an elimde başka hiçbir şey yok. Şansımı denemek zorundayım. Ve sen de biliyorsun ki Mahir'e... Aşıksınız. Sevmelisin de. Ama sevgiyle nefreti karıştırma, tamam mı? Dikkatli olmak zorundasın. Sevgini sana kötü bir amaçla kullandırtma. Kendini düşün. Risk almaya değer mi? O bir insan ve sen bir yılansın. Siz kıyaslanamazsınız. Neden kıyaslayayım ki Peder? Aşkta kıyaslama olmaz. Aşk ve savaşta her şey mubah değil midir? Ve ben Mahir'e karşı kalbimi kaybettim. Kazanmak istemiyorum. Ben zaten çoktan kaybettim onu. Sevmek istiyorum. Hiç umudum veya beklentim olmadan onu sevmek istiyorum Peder. Onu mutluyken, neşeliyken görmek istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Böylece onun yanında onu mutlu edebilirim. Tek istediğim onun yanında olmak Peder. Size karşı asla hayır diyemiyorum. Aşka kim hayır diyebilir? Sen de biliyorsun. Yılan olduğum için beni reddetmedi o. Beni reddetti çünkü ona yalan söyledim. Bana kızgın değil. Kim olduğum umrunda değil. Yalan söylediğim için kızıyor. Sen söyle bana. Böyle bir insanı nasıl sevmeyebilirsin? Sizinki kutsanmış bir aşk Bela. Umarım aşkın Mahir'e kavuşursun. Umarım kavuşursunuz. Gidiyorum. Vikrant, neredesin? Neden açmıyorsun ki? Alo? Evet Vişaka, her şey yolunda mı? Kuhu iyi mi? Evet iyi ama şimdi ne olacak? Arabadayken rahat konuşamadım. Bütün aile üyeleri oradaydı. Şimdi söyle bana. Ne yapacağız? Kristal'i... Ne yap? Kristal güvende Viş. Peder onu güvenli bir yere sakladı. Mahir orada mı? Hayır, burada değil Bela. Vikrant'ı arıyorum ama açmıyor. Anlamıyorum ki neredeler. Viş, sen hemen Yuvi'nin numarasını ara. Onu da aradım zaten ama açmıyor. Anlamıyorum. Nerede bilmiyorum. Viş, Vişaka hangi hastanedesiniz? Bela. Alo, Vişaka? Ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Sen ne yapıyorsan onu yapıyorum. Anladın mı?
Elimi bırak yoksa seni... Hayır. Böyle şeyler yapamazsın. Elimde bu bitki varken. Beni iyi dinle. İlk önce Bela'ydı. Düşmanın da arkadaşın oldu. Ve şimdi en yakın arkadaşın, sonra düşmanındı, sonra arkadaşın, şimdi dostun diyorsun. Karar ver artık, dostun mu arkadaşın mı? Sade'de gel. Öyle mi? Pekala. Elimde artık kanıt var ve her an seni ifşa edebilirim. O yüzden artık bana karşı daha dikkatli davran. Benim yanımda artık kimler var ve size ne yapabilirler bilmiyorsun. Bundan sonra ayağını denk alacaksın. Tamam mı? Vişin telefonu neden öyle kapandı? Umarım her şey yolundadır. Muan, herkes nerede? Herkes hastaneye gitti efendim. Neden? Çünkü Kuhu'nun bebeği doğuyor. Hangi hastane? Şehirdeki. İyi oldu. Mahir de gelmiş sizinle. Anneniz endişeleniyordu. Hayır Mohan. Mahir'e burada olduğumu söyleme. Biz biraz kavga ettik. Karı koca arasında olan türden. Ortam gerilmesin, olur mu? Evet. Ne oldu Mohan? Herkes nerede? Herkes hastaneye gitti. Neden? Bayan Kuğu doğum yapıyor. Mohan, söyle ona herkesi arasın hemen. Tamam. Ne dedin? Hayır, ben diyorum ki... buyurun, herkes sizi merak ediyordu. Onları aramalısınız. Telefonumu nereden buldun? Girişteydi efendim. Sağ ol. Biliyorum Mahir. İçinden geçen her şeyi biliyorum. Seni çok seviyorum. Geliyorum. Hepiniz için geliyorum. Geliyorum. Tebrik ederim. Kızınız oldu. Aman tanrım. Tebrikler. İçeri girebilirsin. Buyurun. Tebrikler. Artık baba oldun. Hadi gidelim, bebekle tanışalım. Hadi. Pederin numarasını aldığım iyi oldu. Yoksa konuşamazdım. Alo? Herkes nasıl? İyi mi? Durumlar nedir? Her şey yolunda. O Kuhu gibi değil. Aksine sevgi dolu, çok tatlı. Mahir,
Mahir çok mutlu olacaktır. İlk önce gelmesi lazım. Hala gelmedi. Nerede bilmiyorum. Nasıl? Mahir henüz gelmedi mi? Onun hastaneye gidiyor olması lazımdı. Nerede o? Neden gelmedi acaba? Alo? Bela. Mahir. Mahir uyan. Kalk. Mahir kalk. Kalk. Uyan. Kim o? Kimsin sen? Göster kendini. Kimsin sen? Kime zarar verdiğine dair bir fikrin var mı senin? Ben seni şimdi... Yılan kristali. Ne? Kristali ver. Onu asla alamayacaksın. Ama ölümünü hemen vereceğim sana. Çık ortaya. Kristali istiyorsan benimle yüzleş. Çık karşıma. Yüzleş benimle. Çık ortaya. Çık. Işığa doğru yürü. Göster kendini. Bunca zamandır kim olduğunu sakladın zaten. Yılan kristalini koruyacağına, onu kraliçenden çalmak için uğraşıp duruyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.